Merhaba sevgili dostum. Bu videoda ayrılık acısından nasıl kurtulabilirsin bundan bahsetmek istiyorum. Ama yolun başında söylemek isterim. Belki içinden şöyle şeyler geçiyor. Beni bu hallere düşürdü. Beni bu videolardan yardım arar hale getirdi diye karşı tarafa öfkeleniyor olabilirsin. Hiç öyle düşünme. Herkes buna benzer şeyler yaşayabilir. Ve ayrılık acısı dediğimiz şey neredeyse fiziksel acı kadar bize acı veriyor. Bu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir şey. Bunu da hatırlamanı isterim. Ve şunu da hiç unutma. Bunu ilk defa sen yaşamadın. Bu İnsanlığın en sık yaşadığı acılardan bir tanesi. Ve unutma ki insan söz verip tutmayandır, insan yarı yolda bırakandır. Yani bu şu açıdan da düşünebilirsin. Belki şu anda birisi seni yarı yolda bıraktı, verdiği sözü tutmadı. Belki de geçmişte sen de başkasına bunu yapmış olabilirsin. Önemli olan yolumuza devam edebilmek ve bu acıdan nasıl bir şekilde yavaş yavaş kurtulabileceğini düşünmek, planlamak. Hazırsan başlayalım. İlk olarak zaman meselesini aklımızda tutmak gerekiyor. Şu anda acından birden kurtulmanın yolu yok. Şu anda acı çekeceksin, hatta belli bir süre acı çekmeye devam edeceksin. Eğer birden bu acıdan kurtulmaya çalışırsan, birden hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışırsan, bu acı uzun bir süre içinde çöreklenecek ve senin hayatını daha uzun bir süre etkileyecek. O yüzden bir süre hayatını bu acının etrafında dolaşarak geçireceğini unutmaman lazım. Bunu eğer bilirsen, kabullenirsen ilk adımı çok daha kolay atlatacaksın. Sonrasında duygularını birazcık tanıman ve ne yaşadığını tanımlaman gerekiyor. Şu aşamada bir duygu kokteyli yaşıyorsun ve onun tadına baktığın zaman böyle pipetin ucunda senin hissettiğin tek şey sadece acı. Acı çekiyormuşsun gibi geliyor. Ama o acının biraz aşağısına in bakalım, neler var kokteylin içinde. Belki kıskançlık yaşıyorsun. Karşı taraf başka biriyle flört ediyor. O seni çok rahatsız ediyor. Canını yakıyor. Belki korkuyorsun. Diyorsun ki bundan sonra kimse beni sevmeyecek. Yalnız kalacağım. Bundan sonra kimse bana onun kadar değer vermeyecek diye düşünüyorsun. Korku var belki de. Bir yandan belki pişmanlık hissediyorsun. Şöyle davransaydım, şunu yapsaydım, böyle yapmasaydım bambaşka olurdu gibi şeyler aklına geliyor. Bunların her biri şu an hissettiğin acıya sebep oluyor. Eğer bu duygularını tanımlarsan ve ifade edersen bu süreci çok daha kolay atlatman mümkün olacaktır. Ama sen onları böyle dibe bastırırsan onlar yarın bir gün başka yerden patlak vereceklerdir. Bazı durumlarda ayrılık acısı çok daha fazla yakıcı olabiliyor. Mesela ilk ilişkinse, ayrıldığın insanla olan ilişkin ve ayrıldıktan sonra o insan hemen yeni birini bulduysa, o insanla ayrılığın sürpriz olduysa, yani bir anda hiçbir şey yokken, daha geçen hafta evliliğe dair planlar yaparken şu anda ayrılmışsan, sonrasında bu insan senin hayatında tek arkadaşınsa, başka böyle yakın olduğun kimse yoksa ya da şöyle bir düşüncen varsa, beni bir tek o mutlu edebilir diye düşünüyorsan bu ayrılık birazcık daha yakıcı, birazcık daha sancılı olabilir. Ama şunu bilmen lazım, bu ayrılığın bu kadar acı veriyor olması senin onu böyle konumlandırmandan dolayı, o ayrılığı böyle yaşamandan dolayı ortaya çıkıyor. Acıyı tanımladıktan sonra, duygularını tanımladıktan sonra yaşadığın bu acıdan nasıl kurtulabilirsin? O yola, o sürece girmen gerekiyor. İlk başta ayrılığı kişiselleştirmemen gerekiyor. Bazen insanlar bir ayrılık neticesinde bunu bir kişilik başarısızlığı olarak yorumluyor. Ben başaramadım, ben sevilemedim, beni terk etti. Ama şöyle düşünmek gerekiyor. Mesela gebelik sürecinde bazı bebekler o hamileliğin sonuna kadar devam etmez ve düşük gerçekleşir. Çoğu zaman düşük yapılan hamileliklerdeki o bebekler sağlıklı bebekler değildir. Ben şuna çok inanıyorum. Eğer bir ilişki yürümüyorsa sen ne yaparsan yap yürümez. Elinden gelen bütün çabayı ortaya koysan da, kendini feda etsen de, böyle zaman makinesi icat edip geriye dönüp bazı şeyleri değiştirirsen bile o ayrılığı engelleyemezsin. Belki de olmaması gereken bir ilişki, bitmesi gereken bir ilişkiydi. Yani senin kim olduğundan bağımsız bir şekilde bazı ilişkiler sen ne yaparsan yap olmaz. Karşındaki insan kötü bir insan da olmayabilir. Sen de kötü bir insan değilsindir. Ama bir yerde frekanslar tutmuyordur. Bitmesi gerekiyordur ve ilişki bitmiştir. Eğer bütün suçu kendi üzerine alırsan, her şeyi kendi üzerine taşırsan, bu sende ciddi bir psikolojik yaraya, hatta travmaya sebep olabilir. İnsan acı yaşarken bazen her şeyi unutabiliyor. Yemek yemeyi unutuyor, kendine bakmayı unutuyor. Gecesi gündüzü birbirine karışıyor. Özellikle birkaç gün, özellikle ilk ayrıldıktan sonra birkaç gün hadi böyle oldun, anlarım bunu. Ama sonrasında ne olursa olsun eğer toparlamak istiyorsan temel bakımını ihmal etmemen gerekiyor. Yemek yemeden kopma. Eğer yemek yemezsen, karnını doyurmazsan, kendine bakmazsan fiziksel direncinle beraber psikolojik direncin de düşecektir. Uyku düzenini
kendini ne olursa olsun bozmamaya çalış ve bir şekilde kişisel bakımını da ihmal etme. Eskiden nasıl yaşıyorsan, eskiden kendine nasıl özen gösteriyorsan aynı şeyi içinden gelmiyor olsa bile yapmak konusunda ısrarcı ol. Kendini birazcık bu konuda zorla. Bazen ayrılık dediğimiz mevzu başta da söylediğim gibi o kadar çok acı verir ki fiziksel acıdan bile daha rahatsız edici bir hale gelebilir. Eğer acın, eğer yaşadığın duygular çok ağırsa onu taşımayı bırak, onunla uğraşmayı bırak. Ne yap biliyor musun? Çünkü o orada senin içinde bir tümör gibi duruyor ya, onu orada eşelemeye, deşmeye çalışırsan o sana çok daha fazla acı verecek. Orada dursun, bırak. Sen en iyi bildiğin şeyi yapmaya devam et. Nedir en iyi yaptığın şeyler? İşin mi, gücün mü, ilişkilerin mi, arkadaşın mı, diğer şeyler mi? Onları otomatikleşmiş bir şekilde kendine birazcık o konuya ver. Film mi izliyorsun, dizi mi izliyorsun, işine mi veriyorsun kendini, ailenle mi zaman geçiriyorsun? Rutinlerine dön bir süre. Onu orada, hani bazı şeyler tazeyken çözülmez ya bazı konularda, onu orada bırak ve sonrasında geri dönersin. Bir soruya takılmışsın da matematikte üniversite sınavında çözemiyormuşsun da sonra geri dönüp çözüyormuşsun gibi düşün. Böyle bir durumda baktın duygu çok ağır ve taşıyamıyormuşsun gibi geldiği zaman da hayatının rutinine dön. Bir süre sonra güçlendiğini hissedeceksin. O zaman geri dönüp o acıyla, o duygularla uğraşmak ve onu ortadan kaldırmak senin için çok daha kolay olacak. Ayrılık acısından sonra karşındaki insana, belki ayrıldığın insana inanılmaz bir öfke besleyebilirsin ve o insanın olduğu gruba yaşadığın şeyi genelleyebilirsin. Bütün kadınlar böyledir. Bütün erkekler aldatır. İşte şunların Allah belasını versin gibi böyle inanılmaz bir genelleme içinde olabilirsin. Sakın ola bu hataya düşme. İlk başta böyle düşünüyor olman ara ara normaldir ama eğer sonrasında bu genelleme tuzağına düşersen ileride yaşayabileceğin güzel ilişki fırsatlarını kaçırırsın ve çok önyargılı olursun. Ve şöyle de bir hata oluyor. Bu kadar çok genelleme yaptığı zaman insan eski ilişkisinin hesabını bir sonraki ilişkisinde görmeye çalışıyor, çözmeye çalışıyor ve böyle olunca yeni ilişkisi de baştan başarısız oluyor. O yüzden geçmişte kalan geçmişte kalsın, yeni deneyimlere ileride sıfırdan fırsat vermek en iyisi olacaktır. Ayrılıktan sonra en sık düşülen tuzaklardan birisi, ya bari arkadaş olarak görüşelim. Ara ara selam verelim birbirimize. Ara ara halimizi, hatırımızı soralım. Böyle olunca o anda karşı tarafı çok istiyorsun, özlüyorsun ya, bari böylesi olsun, ben buna da razıyım diyor olabilirsin. Bu kendine yapabileceğin en büyük zulümlerden birisidir. Sevgili dostum, gerçekle yüzleşmenin zamanı geldi. Biten bitmiştir. Bitti bu ilişki. Eğer sen onunla arkadaş olarak görüşmeye çalışırsan ve karşı tarafta seni kırmamak için bunu kabul ederse kendine inanılmaz bir acı verirsin. Düşünsene, o insan yarın bir gün başka biriyle görüşecek, hayatında bambaşka insanlar olacak ve sana eskisi gibi davranmayacak. Ve sen o anda günden güne eriyeceksin. Bittiyse bitmiştir. Arkadaş olarak görüşmeye gerek yok. Ve ben şuna inanmam zaten. Eğer o duyguların yoğun olduğu zamanda arkadaş olarak görüşmek mümkün müdür? Ex'ten arkadaş olur mu diye düşünüyorsan arkadaş olmaz. En azından o duygu yoğunluğunda olmaz. Belki 1-2 sene sonra herkes yoluna bakıp o acı ateş küllendikten sonra belki olabilir ama ilk başlarda mümkün değil. Ve sonra insanın içinde geri döndürülmeye yönelik böyle çabalar olur. Yalvarmak istersin, aramak istersin, mesaj atmak istersin. Kendini lütfen bu hale düşürme. Arama, sorma. Yani bitti. Yüzleşmen lazım. Eğer bir şeyi çözmek istiyorsan o gerçeği kabullenmek gerekiyor. O gerçek ne kadar acı verici olsa da. Ama öbür türlü davrandığın zaman hem kendini böyle imaj olarak zarar vermiş olursun hem de o acının küllenmesini engellemiş olursun. Sakin bir zamanında birazcık daha böyle ilk acı geçtikten sonra o ilişkinin ve karşındaki insanın olumsuz taraflarını bir deftere not edebilirsin. Genelde ilk başta karşına çıkmaz ama sonrasında fark edersin. Ve ben şunu çok fark ediyorum. Çoğunlukla, hepsi için geçerli değil ama birçok insan ayrıldıktan sonra terk edilen taraf olsa bile iyi ki bitmiş diyor. Biz birbirimize uygun insanlar değilmişiz diyor. Sen de böyle bir durumda o ilişkinin, o insanın olumsuz taraflarını, potansiyel sorunlarını yazdığın zaman en azından böyle ara ara seni yoklayan ayrılık sancısını, acısının sancısını bastırman mümkün olacaktır. Bazen de o kadar öfkeli olursun ki karşı taraftan intikam almak istersin. Belki onun
için uğraşırsın, ona zarar vermek istersin ya da bazen intikam amaçlı kendine hiç uygun olmayan yeni ilişkiler bulursun. Sakın ola ki intikam işine girme. İntikam yani hem acına bir fayda sağlamaz, hem sana bir fayda sağlamaz, hem başına işler açabilir. Ya herkes kendi yoluna gitti. Kimsenin göbek bağı birbirine bağlı kesilmemişti. İnsanlar birbiri için böyle bazen şeyi düşünüyor. Ya o benim kutsalımda, ondan başka kimse olmaz benim hayatımda, kimse beni mutlu edemez. Öyle bir şey yok sevgili dostum. Yani insanlar beraber güzel bir şey inşa ediyorlar. Bazıları beceremiyor, bazıları olmuyor. Olmadı işte. Oturup böyle zihnini oraya böyle atarsan, devamlı onunla ilgili şeyleri düşünürsen bu bir bataklık gibi seni içine çeker ve kendine yeni bir hayat kurman zorlaşır. İntikam iyi bir şey değildir. Ona zarar verme amaçlı da olsa, kendi hayatınla da olsa sakın ola böyle işlere girme. İntikam demişken aslında biraz önce değindi mi? Tepki ilişkisi dediğimiz bir şey var. Bazen insan terk edildiği zaman şöyle bir acı oluyor. Ya bak diyor, ben sevilmiyorum gibi hissediyorum ve o anda karşı tarafa beni kimler istedi? Bak onunla çıkarım, bununla sevgili olurum. Hatta bazen mesela 7-8 senelik ilişkiden sonra terk edilen taraf birkaç ay içerisinde hemen başka birini bulur ve evlenir. İşte böyle durumlarda da bu bir tepki ilişkisidir ve tepki ilişkisi genelde sana uygun olmayan insanlardır. Birazcık toparlayana kadar, böyle kendine gelene kadar 6 ay belki de minimum süre içerisinde hayatına kimseyi alma. Biraz böyle yalnız devam etmeye çalış. Kendi güçlü taraflarına odaklan. Yani Beyhan olarak, sen olarak kendi güçlü taraflarının farkına var. Ama tekrar hemen hayatına birini alırsan bu sana çok da iyi gelmeyecektir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Stalk işine çok girmemeni tavsiye ederim. Özellikle ilk başta çok merak edebilirsin. Sosyal medyadan ne yapıyor diye takip edebilirsin. Fake hesaplardan izleyebilirsin. Hadi ilk başta bir süre buna müsaade edebiliriz. Ama sonrasında ne kadar çok stalk yaparsan o kadar çok o insanı unutman zorlaşacak. Ya kendine bir kural koy. De ki bir hafta, 10 gün sonra bir daha ben bakmayacağım. Bu işleri bırakacağım. Ve gerekirse engelle, gerekirse bir süreliğine sosyal medya hesaplarını kapat. Ama sonrasında stalk'u bırakman lazım. Yoksa oradaki ilişki hep kafanda böyle dönüp duracak ve sana rahatsızlık verecek. Bir zaman dilimi belirle ve sonrasında bir daha ona sosyal medyada bakma. Başta söylediğim gibi bu acı biraz seni yoracak ama geçmeyecek bir şey değil. İnsan yaşadığı acılarla beraber daha da güçlenebiliyor ve sonraki ideal ilişkisine hazırlanıyor. Sadece yola devam etme gücünü zorla kendini. Yani biraz zor geliyor olsa da, gücün yetmeyecekmiş gibi olsa da bir şekilde yola devam et. Ama bazı insanlar diyor ki yıllar geçti unutamadım. Öyle ayrılık acısı geçmiyor. Yıllar geçmesine rağmen unutamayan insanların olayı bir şekilde ayrıldıkları insanla ilgili değil. O insanlar yaşadıkları ayrılık acısını bir travmaya dönüştürüyorlar ve bir psikolojik sorun haline geliyor. O insanların yardım alması gerekiyor. Ha imkanın varsa, istiyorsan sen de bir yardım alabilirsin. İlla çok büyük seviyede acı yaşamana, problem yaşamana gerek yok. Ama dediğim gibi çok uzun sürüyorsa o insanla alakalı değildir, seninle alakalıdır bu problem. Ama sen birazcık sabırlı olursan arada iniş çıkışlar beraber sonrasında ben çok toparlayacağına inanıyorum. Çünkü çok fazla örneğini gördüm ve herkes yoluna devam ediyor. Hayat devam ediyor. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşça kal.